Cumhuriyet döneminde yeniliklerinden hangileriyle özgür düşünce ortamı önündeki engeller kaldırılmaya çalışılmıştır. Arkadaşlar özgür düşünce ortamı diye bir soru geldiğinde karşımıza hemen laiklik aklımıza gelmeli. Çünkü laiklik ilkesi akıl ve bilimi ön plana çıkaran bir ilkedir ve özgür düşünce ortamı içinde akıl ve bilime ihtiyaç vardır. Öncülere bakıp laiklik ilkesiyle ilişkili olup olmadığına değerlendirmemiz bizim için soruyu çözmemizde büyük yardımcı olacaktır. Tek ve gibi... Zaviyelerin kapatılması laiklikle alakalı mı? Evet. Özgür düşünceyle alakalı olur mu o zaman? Tabii ki olur arkadaşlar. Çünkü zaten tekke ve zaviyeler son dönemlerde insanların toplantı yaptıkları, propaganda haline dönüştürdükleri, hatta özellikle türbelerden medet ummaya başladıkları bir sürece dönüştüğü için tekke ve zaviyeler kapatıldı. Dini kisvelerin sokakta giyinmesinin yasaklanması. Bakın yine laiklikle alakalı ve her din için geçerli arkadaşlar bu. Medreselerin kapatılması. Medreselerin yerine modern eğitim veren ve akıl ve bilimin ön planda olduğu, özellikle pozitif bilimlerin e, derslerinin işlendiği okulların açılması yine özgür düşünce ortamını geliştirir. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Yukarıdaki çalışmalardan hangilerinin yerli ekonomiyi geliştirmek amacıyla yapıldığı savunulabilir? Teşviki sanayi kanunu arkadaşlar Sanayi teşvik kanunu tabii ki olur yerli ekonomiyi geliştirir. Kabotaj kanununun çıkarılması. Bu kanunla birlikte akarsularda, göllerde, denizlerde, boğazlarda yani bütün kara sularında e, Türk yurttaşlar mal ve yolcu taşıma hakkına sahip oldu. Dolayısıyla yine yerli ekonomi tabii ki güçlenir arkadaşlar. Ekonomi alanında yapılmış bir yeniliktir diyebiliriz aslında. Maden tetkik arama enstitüsünün kurulması bakın ham maddeye direkt olarak ulaşmak demektir bu. Dolayısıyla yine yerli ekonomiyi canlandıracaktır. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Buna göre inkılaplarından hangilerinin Atatürk'ün yukarıdaki sözleri doğrultusunda gerçekleştirildiği söylenebilir? Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler memleketi olamaz. Türkiye Cumhuriyeti her alanda doğru yolu gösterecek güçtedir. Bazı kisvelerin giyilemeyeceğine dair kanunun çıkarılması yani dini kıyafetler arkadaşlar doğru olur. Dini ünvanların kullanımının yasaklanması evet bakın şeyhler dervişlerden bahsediliyor zaten. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması da aynı şekilde aynı doğrultudadır diyoruz. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Toprak reformunun amaçlarından hangilerine ulaşmaya yönelik olarak gerçekleştirildiği söylenebilir. Arkadaşlar toprak reformu 1929 yılında Mustafa Kemal Atatürk döneminde özellikle topraksız halka toprak dağıtmayı amaçlayan bir kanundur. Böylece ülkede topraklar verimli hale getirilecektir ve topraksız köylü kalmayacaktır düşüncesiyle böyle bir reform yapılmıştır. Bakalım. Devletin toprak üzerindeki denetimini arttırma olur mu arkadaşlar? Olur. Çünkü bu toprakları zaten devlet dağıt Olacak. Ve burada köylünün de hem para kazanması sağlanacak hem de ülke içerisindeki toprakların verimi artırılmış olacak. Dolayısıyla devletin toprak üzerindeki denetimi artmıştır diyebiliriz. Gelir dağılımında denge sağlamak olur mu? Evet, çünkü topraksız köylüler var dediğimiz gibi. Onlara da bu şekilde toprakların dağıtılması gelir dağılımında bir dengeyi sağlayacaktır. Zaten topraksız köylüye toprak verme reformun asıl amacıdır. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisinin Atatürk dönemindeki ekonomi yapısı ile ilgili doğru bir değerlendirme olduğu söylenemez. Dünyadaki ekonomik gelişmelerden etkilenilmiştir. Evet özellikle 1929 ekonomik krizinden etkilenilmiştir arkadaşlar. Yeterli gelişimci, bilgi, teknik ve sermaye birikimi olmadığı için özel teşebbüse verilen destekler başarılı olmamıştır. Evet arkadaşlar bu da doğru olacak. Çünkü e, bazı konularda geri planda kalındığından dolayı yani eğitim seviyesi, teknik, bilgi gibi alanlarda geri planda kalınıldığından dolayı destek verilse bile başarı elde edilemeyecek. 1929'dan sonra koruyucu gümrük politikaları uygulanmaya başlanmıştır. Evet arkadaşlar, bu da bu da aynı zamanda yerli ekonomiyi de destekleyecektir. Devletçi ekonomi modelinin uygulanması kararı 1. İzmir İktisat Kongresi'nde alınmıştır. Kongrede böyle bir karar alınmamıştır arkadaşlar. Bu yanlış bir ifade olur. 1933'ten sonra devletçi ekonomi modeli uygulanmaya koyulmuştur. Bu doğru. Çünkü 1929 ekonomik krizi dolayı devletçi ekonomi modeli uygulanmaya çalışılacak artık. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Türkiye İktisat Kongresi'nde amaçlarından hangileri doğrultusunda kararlar alındığı söylenebilir? Yerli ve milli bir ekonomik yapı oluşturma, evet arkadaşlar doğru. Ülke kaynaklarını verimli kullanma yine var. Yatırımların tamamen devlet eliyle gerçekleşmesini sağlama gibi bir karar alınmamıştır. Yani tamamıyla devletçi bir ekonomi modeli olacaktır gibi bir karar yoktur arkadaşlar. Bu hatalı olur. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 yani D şıkkı olacaktır. Yukarıda verilen inkılaplardan hangilerinin Avrupa ile kültürel ve ekonomik uyumu artırmak amacıyla yapıldığı söylenebilir. Modern ölçü sistemlerinin kabul edilmesi. Arkadaşlar Avrupa'da da bu ölçü sistemleri kullanıldığı için tabii ki özellikle ekonomik uyumu artıracak bir durumdur. Kılık kıyafet inkılabının yapılması da yine Avrupa ile kültürel anlamda uyum artırır. Miladi takvimin kullanılması hem kültürel hem ekonomik uyumu artırabilir arkadaşlar. Çünkü özellikle ekonomik açıdan şunu söyleyebiliriz. E, orada kullanılan takvim ve saatle birlikte e, Türkiye'de de aynı takvim ve saatin kullanılması ticaret hayatını canlandıracaktır. Yani ticaret yaparken bir zorlukla karşılaşılmayacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Yukarıdaki inkılaplardan hangileri ayrıcalıksız bir toplum yapısı oluşturma amacıyla gerçekleştirilmiştir? Soyadı kanununun kabulü. Arkadaşlar soyadı kanunu olmadan önce insanlara A, paşa gibi ünvanlar veriliyordu. Dolayısıyla bu durum toplumda bir ayrışmaya sebebiyet veriyordu. Bu yüzden de soyadı kanunu ile birlikte herkesin bir adı ve soyadı olacağı için ayrıcalıksız bir toplum ortaya çıkmış olacaktır. Dini kıyafet ve ünvanların toplumsal alanda kullanımının yasaklanması. Bu da özellikle din adamlarının, Toplum içine kaynaşması yani toplum içerisinde dini kıyafetler giymemesine ve ayrıcalıklı bir durumda olmamalarına sebebiyet verecektir. Bu da doğru olur. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması ise bazı insanlar arkadaşlar e, tamamıyla tekke, zaviye ve türbelerde vakit geçirmeye başlıyor. Özellikle türbelerden çok fazla medet ummaya başlıyorlar ve toplumla ayrışmaya başlıyorlar. E, bunların kapatılmasıyla birlikte buradaki insanlar toplumla kaynaşmaya başlayacaklar ve ayrıcalıksız bir toplum yapısı ortaya çıkmış olacak. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin ekonomik faaliyetleri yaygınlaştırma amacına yönelik olduğu söylenebilir. Yol mükellefiyeti kanununun çıkarılması. Yani arkadaşlar e, her aile yani... Halktan her insan yol yapım çalışmalarına belli bir süre destek verecektir. Bu da ekonomik faaliyetleri tabii ki destekleyecek bir durumdur. Teşviki sanayi kanunu ise sanayiye teşviktir zaten tabii ki bu da doğru olur. 5 yıllık kalkınma planının yapılması ise yine kalkınma amacıyla olduğu için özellikle ekonomi anlamında bir kalkınma söz konusu olduğu için ekonomik faaliyetleri yaygınlaştırma amacına yöneliktir diyoruz. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Atatürk'ün verilen sözü doğrultusunda atılan adımlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Milli ekonominin temeli tarımdır. Bunun içindir ki tarımda kalkınmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yayılacak programlı ve pratik çalışmalar bu amaca ulaşmayı kolaylaştıracaktır. Fakat bu hayati işi isabetle amaca ulaştırabilmek için ilk önce ciddi etütlere dayalı bir tarım siyaseti uygulamak ve onun içinde her köylünün ve bütün vatandaşların kolayca kavrayabileceği ve severek uygulayabileceği C bir tarım rejimini kurmak lazımdır. Arkadaşlar Atatürk Orman Çiftliği bu amaçla kurulmuştur. Doğru. Ziraat Bankası'nın kredi olanaklarının artırılması tarıma destek içindir. Doğru. Tarım kredi kooperatiflerinin kurulması tabii ki olur. Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün açılması da yine tarımla alakalıdır. Ancak İş Bankası'nın kurulması tarımla alakalı değil, ticaret ve sanayi ile alakalıdır. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla yazılması gerekenler aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir? 1933'te nokta 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 hazırlanarak kabul edildi. Bu plan sonucunda Malatya, Kayseri, Bursa'da Merinos fabrikaları, Gemlik'te Suni İpek fabrikası, Nazilli'de Basma fabrikası, Beykoz'da Deri fabrikası açıldı. Arkadaşlar burada bahsedilen 1. 5 yıllık kalkınma planıdır. Bu yüzden B ve D Y ve E seçeneklerini eliyoruz. Sonrasında Paşa Bahçede cam ve şişe ihtiyacını karşılayacak bir fabrika, İzmit'te de büyük bir kağıt işletmesi kuruldu. İlk Demir çelik işletmemiz ise 1939 yılında Karabük'te açılacak arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisinin Atatürk dönemindeki ekonomi alanındaki faaliyetlerle ilgili doğru bir değerlendirme olduğu söylenemez. Sanayileşme adına önemli hamleler tabii ki gerçekleştirilecek arkadaşlar. Çünkü e, Türkiye ekonomisi sanayi ile de gelişebilecek potansiyele sahiptir ve ham maddeye sahiptir. Dolay, dolayısıyla sanayileşme alanında önemli hamleler yapılacak. Ekonomide dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik girişimlerde bulunacak. Evet e, kalkınma planları yapılacak arkadaşlar doğru. Karma ekonomi politikaları uygulanacak hem devletçilik söz konusu olacak. Hem de özel teşebbüse destek verilecek. Tarımı destekleyici tedbirler alınacak. Tarım kredi kooperatifleri, Ziraat Bankası gibi tabii ki doğru. Demiryolu yatırımları yerine karayolu yatırımlarına ağırlık verilmiştir ifadesi yanlış olur arkadaşlar. Demiryolu yatırımlarına tabii ki önem verilecek. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisinin 1926'da çıkarılan Teşviki Sanayi Kanunu'nun kapsamında sanayi işletmesi kurmak isteyenler için sağlanan teşvikler arasında olduğu söylenemez. Arkadaşlar Teşviki Sanayi Kanunu sanayi işletmesi kurmak isteyenlere verilen bir takım e, yardımlardır aslında. Yani örneğin arsa tahsis edilmesi gibi, altyapı hizmetlerinin devlet tarafından yapılması gibi yani sanayi teşvik için e, verilen desteklerdir. İşçilerin sendika faaliyetlerine desteklenmesi işverenlerle değil işçilerle alakalı bir durum arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu yüzden teşviki sanayi kanununda böyle bir durum yok. Uzun vadeli krediler veriliyor. İthal edecek makineler için gümrük indirimi de sağlanıyor arkadaşlar. Amaç sanayi canlandırmak. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. İttihat ve Terakki hükümetleri tarafından izlenen milli iktisat politikalarının yeni Türk devletinde de izlendiğine gelişmelerinden hangileri kanıt oluşturmaktadır? Kapitülasyonların kaldırılması tabii ki olur arkadaşlar. Çünkü kapitülasyonlar ticari, adli, mali ayrıcalıklardı ve verilen bu ayrıcalıklar özellikle e, ticari anlamda yani ekonomik anlamda bağımsızlığı olumsuz etkiliyordu. Bu yüzden tabii ki doğru olur. Duyunu Umumiye İdaresi'nin kaldırılması yani genel borçlar idaresinin kaldırılması da yine ekonomik bağımsızlığa büyük bir katkı sağlayacağından dolayı doğru olur arkadaşlar. Kabotaj kanununun çıkarılması ise milli iktisat politikası ile oldukça uyumludur. Çünkü kabotaj kanununa göre bir devlet kendi limanlarına deniz ticareti konusunda ayrıcalık tanıyor. Yani Türkiye'de bunu yapıyor ve bu ayrıcalıktan sadece yurttaşlarının faydalanmasını sağlıyor. Bu sayede de milli iktisat politikasına büyük bir katkı sağlamış oluyor. Aslında bu da doğru olur. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır.